Sevgili dostlar, kanalıma veri büsüncüsünün yepyeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yine savaşçımızdayız. Bu sefer sizleri düz bir şekilde karşılamak istedim. Birkaç videodur hareketli bir şekilde karşılıyorum. Bu sefercik şöyle düz durduğumuz yerde sabit durarak sizleri karşılamak istedim. Şöyle üzerimizde 41 won gibi bir paramız var. Şöyle satılması gereken bir tane de mitsi elmasımız var. 18 won'dan satılmasını bekliyor. Bu da geldikten sonra 59 won gibi bir paramız olmuş olacak. Evet dostlar, birazcık saçma bir kombin şekliyle karşınızdayım. Ve çanımız buz, üstümüz kobra giysisi, onun üstü tüylü şapka olan 15 rüzgarlı. Şöyle 15 rüzgar, 15 rüzgar da burada var. Toplamda şöyle bakalım, nerede? 95 rüzgarımız var, gayet güzel. Şimdi çanımıza bir efsun denemesi yapacağız. Şöyle savaşçıma da birer haftalık bir şimşekli eşyalar aldım. Bunları da sürgün mağarasında kullanacağız. Daha sonrasında satarız zaten götürüp. Bulabildiğim en güzelleri bunlardı. Bunları aldım. Şimşekler çünkü önemli. Ne kadar güçlü beden de olsak birazcık şimşek direnci lazım bize. Çünkü ölüyoruz diğer türlü. Dostlar, ben çana efsun atacaktım. Şu Akoros çanına. Heyecanlandım, geldim. Şöyle bakalım kaç vuruyoruz. Biz 1K 2K civarlarında vuruyoruz ve canımız çok az gidiyor. Bir dakika, canım çok gidiyor. Bu Porky'nin süresi de bitecek. Biriktiği zaman ölüyoruz. Şu bu arada şapkamızı da göstereyim. Şapkamız da bu şekilde. Ölüyor muyuz? Ölüyoruz. Bir dakika, kaç? Niye ölüyorum ben? Ölmemem lazım 95 rüzgarla. 95 rüzgar olmamın da mı bir etkisi yok ki acaba? Bir şey söyleyeyim mi? Sizlere ufak bir şey söylemek istiyorum. Benim niye Şaman'ın Ninja'yı oynamamak istediğimi anladım. Ben çünkü bunu biraz fazla söyleyerek sıkmış olabilirim, ancak sizleri de sonuçta bilgilendiriyorum. Bilgilendirmek istiyorum daha doğrusu. Bilgilendirmek istiyorum. Çarlar boş olduğu zaman gözüme güzel gözükmüyor. Çarların böyle ufak bir eşyalı olması, ufak bir şey yapabiliyor olması bile beni mutlu ediyor, bunu fark ettim. Şamanımızda fark ettim özellikle. Çünkü bunu ben şimşekli itemler dizdiğimde oynamaktan çok keyif alıyordum. Özellikle şu duruşu bile bana karizma geliyor şamanın. Benim tamamen yani oynamamamdan kaynaklı bir durummuş. Bunları da böyle yavaş yavaş oynayarak umut ediyorum ki bunlar da güzel olacak. Çünkü keyif almaya başladım. Şu an ufak bir keyif veriyor bana. Doğruya doğru şimdi, yalan söylemeye gerek yok. Birazcık az hasar vuruyoruz. CP'miz bitiyor çünkü simyamız vesaire yok. Biraz az hasar vuruyoruz ama yapacak bir şey yok bu konuda. Yani burada az hasar vuruyoruz. Belki içeride daha güzel hasarlar vurabiliriz. Birazcık burada neydi bunun adı? Bekçi arayalım. Neydi bunun adı? Ağzımı nereden takıldı ya? Neydi bunun adı? Evet, bakalım. Bekçiyi buldum sonunda. Şöyle keselim. 2300 2400 arasında bir hasar veriyoruz bekçiye. Böyle sektire sektire arkaya doğru götürür ki bu. Ben şöyle sıkışayım mı? Buraya. Sıkışayım bence şöyle. Sal beni be çocuk. Bence burası sıkıştırırsak kesebiliriz, değil mi? Tamam. Birazcık geriye gidiyoruz yani. Bunlar da bunun kötü yanı. Gayet güzel bir şekilde kestik. Zorlandık. Zorlanmadık. Hiç zorlanmadık. Kesemiyorum ama. Kestim mi? Kes. Kesemiyorum. Yok mu hasar mı arttıracak bir şey? Kesemiyorum. Bekçiyi kesemiyorum ki. Ana. Kız, bekçiyi kesemiyorum ya ben. Neyle arttırabilirim hasarımı? Ana, bekçi kesemiyorum. Bekçiyi kesemiyorum. Bekçiyi kesemiyorum, şaka mı? Neyse, kesilecek herhalde, değil mi? Dal arkadaşım, dalar mısın? Yeniliyor bak kendini. Heh, tamam, sağ olsun, daldı. Ben bunda nasıl slot keseceğim ya? Dur bakayım kız. Bununla metin falan kesemem ki ben hayatta. Slot kesse yeterli, kafidir benim için. Tamam, kesiyor mu? Kesiyor. Bakalım şöyle.
Ona da bir tane porke vesaire lazım aslında. Bakalım. Okey. Slotlar üstüne gelmeyince ölmesin yeter. Buff versin. Kafidir bence. Dayansın maksadımız yani. Çünkü KS'ye mi yiyecek? Yani bunu söylüyorum biraz ama çünkü KS yiyecek burada. En azından yok ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şunu şeytan. Artı 20 şeytan nereden alabilirim ben? Sersemlikli var bunun. Yok. Ne lazım buraya ya? Bu nasıl kesecek ki böyle? Hakim kuşağı var da bunun şeyi yok işte. Bunun aurası olsa, aurası geldi geçen gün alamadım. 20 şeytan buna eklesek. Güç taşı taksak bir de tamam. Güç taşıyla artı bence 40 şeytan artı şeyle gayet güzel bir şekilde kasılabilirler ya. 1K civarlarında vuruyoruz. Ya güç taşı ya da irade gücün yüzüğünü. Bir dakika dur. Ya irade gücün yüzüğü, bunda 30 canavar var. 30 canavar veriyor. Derken öldüm, birisi bana daldı arkada. Elementer güç taşı da yapabiliriz. Bunlarla hasarımızı arttırabiliriz. Neye öldüm ben? Potum mu bitti? Biri mi daldı bana? Neyse önemli değil çok da ya. Hasarımıza bakmaya geldik. Buna da bir tane porki çıkarsak ne kadar hasarımız olur peki? Şöyle bir şey yapalım ama. Bunun ticareti yapılamaz değil mi? Evet, bunun ticareti yapılamaz. 1.400-1.500 civarlarında. Arada skin mikil atsa. Tamam bence iyi ya. Kafi. Ne diyorsunuz? Metin kesmeyi deneyelim bir de. Metin kesebilir miyiz bilmiyorum, bence metin kesemeyiz. Hani şu belki 70'lik olsa. Şu 40'lık veya 60'lık olsa. Rahat bir şekilde metin kesebiliriz belki ama. Şu an savunmamız aşırı derecede düşük. Benim hızlı iksirim yok mu ya? Hızlı iksirim de yokmuş. Rahat bir şekilde kesebiliriz gibi duruyor. Ayrıca şöyle bir bakalım mı? 11.6 kritik veriyor. Şunu çıkartalım. 10'a 7. 9 zeka çok güzel arttırıyormuş bu arada ya. Başka zekalı bir şeyim var mı? Yok. Bunu var ya, zekalı dizdiğimde ne kritik vurur he. Bir metin arayayım ben, bakalım bir metin bulalım. Ben metin kesecektim de, ben metin kesemeden öleceğim galiba dostlar. Entai savaşçısı kesemiyorum ben daha. Bakın metin nasıl keseceğim? Metin hasarımız kaç? 1-200 falan vuruyoruz. Öldüm ben. Tırt. Ama dur, vurma. Lütfen vurma. Lütfen vurma. Kankacım vurma. Sen de oluyormuşsun. Şimdi fark ettim. Vurma bir. Yansıtması da açık bir de. Ya vurma lütfen. Ya of. Burak vuruyormuş. Şunu keselim mi? Şunu kesemeyiz ki ya. Gücümüz yetmez. Şu. Aa, tamam buraya gidelim. Buraya gidelim. Buraya gidelim. Uçalım hemen şuraya. Kalkamadım ki. Ayrıca dostlar sanırım Okey Event'ine bir güncelleme getirilmiş. 70 seviye karakterler katılabiliyormuş galiba artık. Ona da birazdan bakacağım. Sizleri de bilgilendiririm. Bakalım bir durumlara göre. Çünkü arkadaşlarımız yazdı baya. Her event mi 70 diye. Bir bakalım, hem araştıralım. Şöyle metini keselim. Metini 1-200 vuruyoruz bu arada. Metin hasarımız güzel. Bak metine vuruyoruz. Metinden yana sıkıntımız yok. Ama çok fazla slot biriktirdiğinde karakter dayanmıyor. Bunu fark ettim. Bir arkadaşımız da dalıyor gerçi ama olsun. Yine de kesebiliyoruz. Bu güzel bence. Çok fazla slot biriktiği zaman karakter dayanmıyor. Onu fark ettim. Biraz da sersem yiyoruz. Bunda sersem var. Niye sersem yiyorum bilmiyorum. Gerçi arada bir yeriz normal. Bakalım keselim. İlk metimizi kesiyoruz. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Tabii başka bir arkadaşımız daldı ama olsun. Sonuçta biz kestik bunu. Dalmasaydı da keserdik. Şöyle güzel hasar vuruyoruz. Bunlara şebnem desteğiyle. Kritik delici şebnemlerim benim çok var çünkü. Kullanmadığım, satarım diye aldığım şebnemlerimiz var. Bunları toplarım. Şamana, ninja'ya hepsine dağıtırım. Oto havada koyarım bunları. Biraz da oto hava alırız bunlara. Para üstüne para gidecek şimdi. Biraz para harcayacağız ama olsun. Bunları tamamladıktan sonra büyülü ormanda ver elini 105. Ver elini 105. Haftaya kadar tabii ki de, haftaya atacağız. Durum bu şekilde. Bakalım biraz vakit geçirelim diyeceğim ama şu an vakit geçirmeyelim bence. Dönelim şu çana bir şeytan getirelim ya. Ben bunu şeytan olmadan çıktım. Bunu şeytan getirelim. Daha sonrasında artık savaşçılarımız kasılırken, ninjamızı kasarken biz de
Şamanımızla vakit geçiririz büyülü ormanda. Bakarsınız. Diyeceğim gerçi bununla giremeyiz ki ya. Bu şifacı kesemez. Şöyle kasılma paketi aldık. Şöyle şamanımızda bir paket açtık. Aynı şekilde savaşçımızda da bir paket açtık. Ninjamızda da aynı şekilde bir paket açtık. Şöyle göstereyim. Bunları kitaplı bir şekilde aldım. Bunların içinden çünkü kutsama vesaire çıktığı için bunlar işimize yarar. Şöyle kitapta bununla da bilgeli hissellerimiz var. Yine bunu ninjamızı kasarken kullanacağız ancak yine de şamanımı ve savaşçımı da almak istedim bulmuşken. Çünkü çok bugün mesela bütün gün aradım bulamadım. Ancak gece geç saatlerde biraz buldum. Şimdi haftaya kadar ninjamızı kastıktan sonra ninjamıza bir paket daha alırız. Ve de sandıktan, kasılma sandığından. Sonra bunların hepsine belki birer paket daha alırım. Bilmiyorum ne kadar sürecek çünkü 105'e atacağız hepsini. Ne kadar sürer, ne kadar da olur bilemediğim için birkaç kere stoklayacağım, birkaç tur stoklayacağım bunları. Daha sonrasında artık bakarız duruma göre şey yaparız, düzenleriz tekrardan. Evet dostlar, şimdi ben ninjamızı kasmak adına tekrardan sürgün mağarasına geldim. Şöyle ninjamızı da göstereyim sizlere. Şu anda ninjamız 87. seviyesinde. Burada iki tane çar kasıyoruz. Bir beyazın şamanı var. İki ana hesapla kasıyoruz. Çünkü bunlar yani kendi kendine kasıldığında o kadar zor kasılıyor ki. Yani yatıyorlar, sürekli bug oluyor, bir şey oluyor yani. Bunu ana hesaplarla yapmak daha kolay yani. Biz bunları buraya koyduğumuzda bunlar daha kolay kasılıyor. Ki daha 3 saat gibi bir süreçte bir seviyeden fazlasını elde ettik. Hatta toplamda bilgelik iksiriyle sayarsak sanırım bir 5 saatte 2 seviye falan almışız. Yani biz bunları kendi haline bıraksaydık bunlar günde bir seviye falan alırdı diye düşünüyorum. Şu anda %300, hatta tam net rakam söyleyeyim, %233 ninjamızda görünen lider artı ile birlikte 333 XP ile kasılıyoruz. Bence güzel bir XP oranı şu anda bizler için. Yavaş yavaş da böyle seviyemizi yükseltmiş oluruz. Böyle hızlı bir şekilde seviyemizi yükseltirsek güzel olur. Dostlar şimdi sizlere bir önceki ormanda söylemiş olduğum şu 70 seviye muhabbetini anlatmak istiyorum. Bildiğiniz üzere okey etkinliği 1. seviyede de yapılabiliyordu. Ancak bunun seviye sınırını 70. seviyeye çekmişler. Yani 70 seviye ve üzerinde artık okey etkinliğine katılabiliyormuşsunuz. Bu sanırım tüm sunucularda böyle tüm etkinlikler için yazmışlar. Yani tüm okey etkinliği için yazmışlar ama büyük ihtimalle tüm etkinlikler içindir. Bir de 70. seviyenin altındaki karakterler okey oynayamayacakmış sanırım. Eğer farklı bir sunucudaysanız, özellikle okeyli bir sunucudaysanız okeylerinizi oynamayı unutmayın. Benim zaten Ruby sunucusunda okey etkinliğim olmadığı için herhangi bir sıkıntım yok şu anda. Sadece benim için sanırım okey etkinliği geldiği zaman bu sunucuya da 70. seviyenin üzerinde 3 adet hesapla okey kasabilecek olmam. Bu da benim için sanırım birazcık çetrefilli olacak. Ama bir yandan da ana hesabım olduğu için mutluyum. Çünkü ana hesaplarımda eldiven vesaire de var. Mesela buna yeni almıştık. 21 günü kalmış. Sürekli olarak bunların eldivenlerini tazeliyorum. Eldiven alma imkanım var. Bu sayede daha fazla okey de elde edebilirim diye düşünüyorum ama bence yani şu anda sanırım 70. seviyeye kadar olan hatta katagomp vesaire bir tık dolup taşacak gibi duruyor. Bakalım ileride tabii bunun olmadan ne getireceğini bilemeyiz. Birazcık 1. seviyedeki karakterleri ne kadar da yani yeni başlayan insanlara ne kadar da birazcık eksi yazmış olsa da yani Marmara'da özellikle bence 1. köyde yapılan okeylerden okey kasan hesaplardan sonra bilemedim. Siz karar sizin. Ben Marmara sunucusunda oynamadığım için bir şey söyleyemiyorum. Bana düşmez zaten bunu söylemek. Dostlar şimdi şamanımızda Betamap'e geldim. Burada farm yapmayı deneyeceğim. Bilmiyorum dayanır mı dayanmaz mı. Dayanmıyor değil mi? Kaç. Yok dayanmıyor ya. Ben bu şamanla ne yapacağım ya? O kadar eşya aldık yine dayanmıyor. Yapacak bir şey yok artık. Burada farmlayamayacağız. Büyülü ormanda farmlayamıyoruz derken oyundan attı. Biraz sıkıntılı ya. Şaman şu an bize birazcık külfet oldu.
Artık kesici olarak birazcık vakit geçirelim bununla, birazcık eğlenelim. Daha sonrasında savaşçımızı kasana kadar 105 olsun. Daha sonrasında bunun eşyalarını satarız zaten. Dostlar, sunucuda şu an XO yarışması var. Biz de katıldık XO'ya. Şurada Beyaz'la birlikte bir çıkabilir miyim şuradan lütfen sağ? Heh, tamam. XO yarışması başlamış sunucumuzda. Hızlı bir şekilde katılalım istedim ben de. İlk defa katılıyorum bu etkinliğe. Çok heyecanlandım. Şamanımla katılacağım. Bize sorular soracaklar. Biz de cevaplamaya çalışacağız. Birazcık geç saatlerde yapıyoruz bu etkinliği. Bunun için birazcık düşük olabilir sesim. Bunun için kusura bakmayın. Oo, Pegasus'a bak. Pegasus abim, beni alır mısın oraya? Beni alır mısın? Bak bak. Şu zırhlı silah çok güzel duruyor ya. Gerçekten. Şunlara bayılıyorum ya. Çok güzel bunlar. GM'i görmedik de demeyiz artık. İlk defa GM görüyorum bu arada burada. Direkt Metin 2 burada yani ilk defa GM görüyorum bu arada. Burada Pegasus'a denk geldi. Şimdi etkinliğimiz başlasın. Burası çok kasıyor. İsimleri kapatsak mı ki? Ya kalsın, böyle daha güzel gibi ya. Ben çıkabilirsem kaldım ben burada. Güzel. Devam edelim bakalım. Nasıl olacak bilmiyorum. İlk defa katılıyorum. Büyük ihtimal kaydı açık tutarım. Buralardan kese kese atarım ben sizlere. Çünkü nasıl başlayacağını bilmediğim için. Soru: Beran'ın yanındaki yaratıklar agresif. Doğruysa O'ya git, yanlışsa X'e git. Doğru, o agresif yaratıklar. İlk defa katılıyorum. Ben de bilmiyorum ne olacak. O'dayız. O yazayım da gelsin. O doğru. İkisi de duranlar yanlış. Evet, doğru cevap o. Hazırız, hazırız, hazırız. Gönder, hazırız. Çok kasıyor ya. Aşırı derecede kasıyor şu an. İsimleri kapatayım mı? Çok da önemli değil gerçi isimler. Önemli bilgiler açısın. Heh, tamam. Hazırız. Hazırız. Gönder, hazırız. Bu X'te niye gittiler acaba? Bunlar büyük ihtimal başladığını bile anlamadan gittiler. Ay, bunlar ne? Tamam, soru: kutsama kağıdı bir eşyaya 6'ya da eklenebilir. Doğruysa O'ya git, yanlışsa X'e git. X. Kutsama kağıdıyla 6'ya da ekleyemeyiz. Bunlar nasıl sorular ya? Baba, burada şeyler var. Videodayım yazayım da. Videodayım değil de yanlışlıkla bir şey söyler şimdi. Uyarayım. He, tamam diye. Geçmeyelim ya. Geçmeyelim. Neymiş? Devlet diyarı yılan mahallesi sınırında mı, doğruyu soya git, yanlış sekse git. Bu ne ya? Devler diyarı. Yanlış mı? Nere? Nere? Nere burası? O doğru mu? He, oymuş, tamam. Bilmiyorum ki ne acaba? O yanlış ya. Bunlar X'te kaldı ana. Kalabalık kalabalık neredeyse orası. Şu an çok güzel gidiyor. Tamam, doğru cevap o. Çok eğlenceliymiş ya bunu. Ödül ne acaba? Yani sonraki soru için hazır mıyız? Hazırız. Gönder başkan. Kırmızı iksir B, 600 EP yeniliyor mu? Kırmızı iksir B. X mi lan? Ha, 1700. 1200 nasıl yeniliyor ya? 1200 mü Herkes şu an envanterindeki büyük kırmızılara baktı herhalde. Ben de yan hesaptan şeylere bakıyorum. Tamam. Kafam bir şey, bir yarışma olunca heyecanlanıyor insan. Sorulara da nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum. Doğru bildiğim şeyleri unutuyorum resmen. Bakalım diğer soruya geçelim. Doğru kayıt alıyorum ben değil mi? Tamam, doğru kayıt alıyormuşum, gayet güzel. Sesim de tam. Tamam. Bir kontrol edeyim dedim. Soru: 4 yıldız ile Galatasaray'ın çıkışına sahip takımdır. Doğru. Şimdi Şampiyon Galatasaray, oley.
Şu an Galatasaraylıyım bu arada. Galatasaraylıyım. Oraya gideceğim. Galatasaray'ım. Oya gideceğim oya. Cevap o. 4 yıldızda en çok yıldıza sahip Galatasaray. Şampiyon cimbom. Bu arada fanatik falan değilim. Söyleyeyim de. Fanatiği falan değilim. Sadece Galatasaray'dayım. Duruyor mu? Doğruyu soy. Doğru. Evet doğru. Oh. Dolaşır. Yazalım da ne olur ne olmaz. Birlikte yapalım bildiğimiz. Dolaşır. Daha hatta Nakajima'yı sizlere gösterebilir miyim şu an? Hemen yan çardan baktım ama Nakajima'yı şu an göremedim. Neyse. İkinci köyde bir yandan da ETP yapıyorum. Tamam oradayız. Bunlar arkadaşlarımız çıkacak. Pegasus'cum. Hızlı saldırı bir ninja becerisi mi? Evet. O ninja becerisi. Yok değil. Dur lan. Hızlı saldırı. O değil mi? O. Doğru tamam. Anlık yan ekrandan Nice'ye baktım da hafifladım ya demiş. Anlık bir korku yaşadım. Eğleniyorum bu arada tabii. Ninjalar 4 at becerisi uygulayabiliyorum. Doğruyu soya git. Evet. Doğru. O. O değil mi? O değil mi? Ninjalar 4 at becerisi. 4. Doğru ya 4. O kanka 4. Ya biliyorum ben bu işi ya. Metin 2'nin piriyiz. Ay. Bakalım. Diğer soru. Devler Diyarı'na 42 ceset var mı? Ne alaka? Ne alaka olduğunu çözemedim. Nere? Bilmiyorum. Herkes buraya gitti. Bir dakika. Ben doğru bilmiş olmam lazım. Son saniyede çıktım. Hayır. Ben doğru bildim. Ben doğru bildim. Aa yanlış bilmişim. Saymadı. X'e geçmiştim ama ben. Tauren bir YZK mı? Tauren. Evet YZK. Ya of ya. Saymadı beni. Ben gidiyorum. Nerede? Pegasus'un yanına gidiyorum. Fotoğraf çekeceğim. Of ya ama ben çok heyecanlanmıştım. Gidelim bari Pegasus'la bir foto çekelim değil mi? Nerede Pegasus? Cihan Bey geldik. Cihan Bey bekliyoruz sizi burada. Hey. Bir tane kalabalığın içinde Pegasus'la fotoğrafım. Video kaydından ben alırım. NPC'lerden oyuncusu olmayan karakter seviye 26 lira alınabilir mi? Evet. Evet. ETP yapalım diyor. Dur, foto çekeceğim ben. PK ile foto çekinip geliyorum. Şöyle bir tane PK ile fotoğrafımız olsun. Şunu kapatalım. Şuradan bir tane fotoğraf alırım ya. Maksat gözüksün. Şuradan bir tane alırız işte gözüksün. GM gözüksün şöyle GM ismi. Tamam. Güzeldi. Biz birazcık yanlış yaptık ama bakalım bir belki tekrardan yapılır. O yüzden bekleyeceğim. Belki bir tur daha olursa bir tur daha katılırız. Evet dostlar, güzel bir etkinlikti. Tabii biz pek fazla katılamasak da güzel, eğlenceli, ufak da bir deneyim oldu bizler için. İlk defa katılmış olduk. İlk defa da GM görmüş olduk. GM, GM artık nasıl okunuyorsa.
Güzel etkinlikti. Belki bir tur daha yapılır. Yapılmaz mı? Tüh ya. Bir tur daha vardır belki ya. Şurada bakalım mı? Kısa yarışması. Gelmemiş galiba. Başlamamış. Tekrardan güzel etkinlik. Çok güzel etkinlikti. Evet dostlar, yeni bir günden daha merhabalar. Dünkü etkinliğimize katıldıktan sonra birazcık mola vermeye çekilmiştim. Çünkü gece geç saatleri olduğu için artık dedim yeter bu kadar. Tabii gerçi bu oyun bu kadar açıkken nasıl uyunabilirse öyle uyudum yani. Sürekli atacak mı diye bilgisayara bak, kalk bak, kalk. Kalk bak daha doğrusu. Kalk bak bilgisayara atmış mı, atmamış mı, kasıyor mu, kasmıyor mu diye. Birazcık az uyumuş olabilirim. Bu yüzden sesim kötü geliyor olabilir. Onun için kusuruma bakmayın. Bu kaydı ufak bir detay için açtım. Bu kayıtta bir şey yapmayacağız. Sadece ufak bir az önce yapmış olduğum bir şeyi anlatacağım. Az önce şöyle uyanıp zihinsel şöyle bir 5-10 dakika izledim. Bayağı dedim ruh vuruşu attım, şöyle bir şeyler yaptım. Hani ne kadar güzel karakter ya dedim şöyle. Bir vurdum. Bir şiddetle attım. Mavi halkasına falan baktım. Gerçekten zihinsel farklı bir keyif veriyor insana ya. Şaman oynadığımda, Ninja'yı oynadığımda veya diğer karakterleri oynadığımda. Ama zihinselin böyle hani oturdum ve 5 dakika izledim az önce. Böyle film izler gibi izledim. Vuruşlarına bakıyor, mavi halkalarına bakıyor. Arada bir şöyle ruh vuruşu falan attım. M8'de bile keyifli bence ruh vuruşu. Bunun perfect olduğunda nasıl görüneceğini merak ediyorum. Çok farklı bir keyif ya gerçekten. Öyle bir izledim de sizlerle de paylaşmak istedim. Ve çok güzel ya. Ne bileyim. Aşk yaşadım az önce zihinselle, resmen öyle bakıştım. Çok güzeldi ya. Güzel bir andı. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Sizlere anlatmak istedim. Dostlar bu videomuz da bu şekildeydi. Bu videomuzda çok bir şey yapamadık ancak günüm bu şekilde geçti. Yani ben sanırım bir 2 gündür falan kar kasmakla uğraşıyorum. Tam bir gündür sürgündeyim. Ondan önce de akşam büyülü ormanda çar kasıyordum. Birazcık seviyemizi yükseltmek adına. Günümüz bu şekildeydi. Bunu normalde Perşembe günü yayınlayacaktım ancak biraz gece geç saatlerde çekmeye başladığım için videoyu birazcık Perşembe günü aksamış oldu. Çok kısa ve öz bir video oldu sanırım bu video. Yani çok da bir şey yapamadım. Çünkü şaman zaten dayanmıyor. Şaman ne kadar görüntüsü hoşuma gitse de oynayış tarzı biraz daha benim zihinselle daha yatkın. Az önce de zaten anlattım yani. Oturup bunu böyle izliyorum ben. Böyle bakıyorum ekrana. Arkada bir şey yapıyorum. Bazen film vesaire açıyorum, dizi açıyorum. Arkada böyle savaşçıma arada bakıyorum, dönüyorum. Arada geliyorum, ruh atıyorum şöyle falan. Hoşuma gidiyor yani. Seviyorum, keyif alıyorum. Ama tabii Ninja ile Şaman'a da ihtiyacım var. Sonuçta bu solo tek bir karakterle oynanan bir oyun değil. Nemer'e dönebilmek için bir Şaman'la Ninja'ya ihtiyacım var. Hydra yapabilmek için İkinci bir karaktere ihtiyacım var ki Hydra'ya 2 kişi girilebiliyor. Jotun gireceğim. Jotun sınırı 5 karakter. Ne olacak? Benim gene karaktere ihtiyacım var. Durumlar böyle olunca ne kadar oynamak istemesem de onlara da ufak tefek harcamalar yapmam gerekiyor. Seviyelerini kasmam gerekiyor ki hani bana destek olsunlar. Mesela şamanı kutsamacı şaman olarak, buffer olarak devam edeceğim. Yeteneklerini harcama yapmam lazım. Liderini harcama yapmam lazım. Umarım güzel bir video olmuştur. Tabii pek sanmıyorum. Ufak tefek simya denemeleri yine yapmış olabiliriz. Hatırlayamadım şu anda. Olsun. Kısa ve öz tadımlık ufak bir video olmuş oldu. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.